Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanım'ın Çiftliği mahallesi Gülderen sokakta vatandaşın iddiasına göre sık sık belirli aralıklarla elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintileri sık yaşanmaya başlayınca bu kez de voltaj düşüklüğü veya yüksekliğinden kaynaklı kimi vatandaşın kombisi, kiminin de beyaz eşyaları yandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanım'ın Çiftliği mahallesi Gülderen sokaktayız. Şu anda vatandaşların iddiasına göre burada ciddi bir elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Voltaj düşüklüğü veya yüksekliğinden kaynaklı olarak vatandaşların sürekli elektronik veya beyaz eşyaları yanıyor. Vatandaşlar bir an evvel bir çözüm bulunmasını istiyor. Hep tellerimiz 50 senelik tellerimiz kopuyor. Bütün beyaz eşyalarımız, kombilerimiz yanıyor. Biz 3 gündür de mağduruz ve bütün mahallenin eşyaları yanmış durumda ve ameliyatlıyım. %50 engelliyim. Ben ne yapabilirim? TEDAŞ hiçbir şekilde sahip çıkmıyor. Muhtarımız gidip geliyor. Muhtarımız da bir çare bulamıyor. Çünkü onu tanıyan yok, dinleyen yok. Biz ne yapabiliriz? 3 gündür yok. 3 gündür donuyorduk. Bu protezli halimle ben nereye gidebilirim? Yani bu mahalle şu an sahipsiz. Yani TEDAŞ nerede? İnsanlar nerede? Şu vatandaş bak, herkes şu an evlerinde beyaz eşyası yanmış, kombileri yanmış. Küçük çocukları var. Yani bunun sonu nereye varacak? Bizler görsün bizi. Şu an yani gerçekten yani herkes şu an mağdur. Peki trafo ile alakalı bir sıkıntı mı var? Trafo sürekli patlıyor burada. Yani onun için gelip yapıyorlar. 3 gün sonra yine aynı hesap. Şu an tellerimize bir bakın. Hepsi dediğim gibi birbirine montajlı. Teller sürekli yerden. Dün şurada yere yine düşmüştü. Onun için yani bir şeyler yapsınlar artık. Yani hangi çağda yaşıyoruz yani şu anda? Hani bu kadar sahipsiz kalmasın burası. Yandı işte, her şeyimiz yandı. Beyaz eşyam hep yandı. Kombimiz yandı, eşyalarımız hep yandı. 3 gündür soğuktayız. Yaşlı annem var, küçük çocuğum var. Ev ısınmıyor, bir yere de götüremiyoruz. Annem rahatsız. Isınamıyoruz. Gelen de yok, giden de yok. Arıyoruz, tamam diyorlar. Bizi görsünler artık. 50 yıldır dedikleri gibi her taraf yamalı. Her gün bir taraf patlıyor. Yakınız merkeze de 3 dakika ya 5 dakika. Bizi kimse görmüyor. Bizi görsünler. Onarım için sürekli servis çağıran vatandaşa masraf çıkıyor. Bu da bölge halkını zor durumda bırakıyor. Hasta veya cihazla hayatını idame ettirmek zorunda olan vatandaşlar da var. Elektrik olmadığı için bu cihazlar da kullanılamıyor ve sağlık sorunları da yaşanıyor. Kabinesiyim. Gecede 38 sefer atak yapıyorum. Makinesiz yatamıyorum. Peki bana bir şey olursa, uykuda ölüm deniliyor buna. Bana bir şey olursa TEDAŞ bunun ne yapacak? Ama sizi ön plana aldık. Size öncelik tanıyoruz. Tamam, bırakıyoruz. Biz her gün bu işleri yaşıyoruz yani. Yeter artık TEDAŞ bizi görsün bir zahmet.